Serebral palsi, kişinin normal şekilde hareket etmesini etkileyen bir grup bozukluğu tarif etmekte kullandığımız şemsiye bir terimdir. Türkçede karşımıza sıkça beyin felci olarak da çıkabilir. Serebral palsi, gelişmekte olan beynin hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Bunun nedeni bir enfeksiyon veya beyne bir nedenle yeterli oksijen gitmemesi olabilir. Ve bu hasar genellikle ana rahminden çocukluğa kadarki erken gelişim döneminde gerçekleşir. Yani beyin hala çok kritik bir gelişim sürecindeyken. Hasar beynin hareketi yöneten kısımlarında oluşur ve kalıcıdır. Fakat ilerleyici değildir. Yani beynin aldığı ilk hasar zaman geçtikçe kötüleşmez. Ama hareket sorunları ne yazık ki etkilenen kişinin hayatı boyunca sürer. Artık serebral palsiye dair az da olsa bilgi sahibi olduğumuza göre serebral palsi ismi nereden geliyor ona bir bakalım. Serebral beyinle ilgili demek. Bu hastalıkta da hasar gören yer beyin. Palsi ise kas zayıflığı veya işlev kaybı anlamına geliyor. Ve beyin hasarına bağlı gelişen ana problemi tarif ediyor. Şimdi görsel üzerinde beynin hareketle ilgili bölgelerini işaretleyelim. Hasar görerek serebral palsiye neden olan bölgeler tipik olarak bu bölgelerdir. Beyinci ve motor korteksi işaretliyorum. Bu iki bölge beyne dışarıdan bakıldığında görülebilen bölgeler. Beynin biraz daha derinliğine, merkezine doğru indiğimizde ise bazal ganglionları görüyoruz. İşte beynin bu üç bölgesini hareket merkezleri olarak düşünebiliriz. Bu bölgeler hareket etmemizi mümkün kılar. Kol, bacak ve gövde hareketlerimizi koordine etmemize yardımcı olurlar. Aynı zamanda denge kurmamızı ve duruş kontrolümüzü sağlar, kas tonusumuzu ve reflekslerimizi belirler. İşte gelişim sırasında bu hareket merkezlerinin kendileri veya birbirleriyle ve kaslarımızla iletişim kurmakta kullandıkları sinir yolları bir şekilde hasar görürse kişinin hareket kabiliyetinde sorunlar başlar. Bu duruma serebral palsi diyoruz. Serebral palsinin ilginç özelliklerinden biri şu. Yaşanan hareket sorunlarının boyutu kişiden kişiye çok büyük değişiklik gösteriyor. Şimdi biraz daha detaylandırmak amacıyla serebral palsi için bir şiddet spektrumu çizelim. Spektrumun üzerinde sağa doğru gidildikçe Kişinin hareket etmekte yaşadığı sorun şiddetleniyor. En solda yani spektrumun hafif ucunda yer alan kişiler gündelik işlevleri açısından çok olumsuz etkilenmiyor. Mesela gördüğünüz bu çocuk görünüşte rahatça yürüyüp koşabiliyor. Biliyoruz ki serebral palsi duruş, denge ve koordinasyon konusunda sorunlar yaratabiliyor. Yani bu çocuk rahatlıkla koşabildiğine göre hareket bozukluğunda çok da ciddi etkilenmediğini söylememiz mümkün. Bu çocukta oldukça hafif bir serebral palsi var. Ha, evet, bir takım hareket sorunları yaşıyor. Mesela belki serebral palsisi olmayan bir çocuk kadar hızlı koşamıyor veya bir takım koordinasyon sorunları yaşıyor. Mesela koşarken elindeki topu fırlatamıyor belki. Ama genel olarak gündelik işlevlerini gayet güzel yerine getirebiliyor. Spektrumun şiddetli ucuna doğru ilerlediğimizde ise çok farklı bir resimle karşılaşıyoruz. İşte bu kızın da serebral palsisi var ama o koşmak bir yana dursun, hareket etmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda görünüşe bakılırsa duruşuyla da ilgili bir sorun var. O yüzden dik tutulması gerekiyor. Bu kızın serebral palsisi o kadar ciddi ki tekerlekli sandalyesiyle kendi başına dahi dolaşamıyor birinin sandalyeyi itmesi ve yönlendirmesi gerekiyor. O halde serebral palside görülebilen hareket sorunlarının ne kadar geniş bir yelpazeye yayıldığını daha iyi idrak edebilmek için spektrumun uçlarını yeniden adlandıralım. Ve diyelim ki serebral palsinin ciddiyet spektrumu koşmakla tekerlekli sandalye arasındaki her durumu kapsar. Bu hareket sorunlarının ne kadar çeşitli olabildiğine dair iyi bir fikir veriyor bize. Ve gördüğünüz bu spektrumun özel bir adı da var. Kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi veya kısaca KMFSS. Gördüğünüz her bir resim KMFSS'nin farklı seviyelerini temsil ediyor. Yani bu serebral palsinin ciddiyet derecelerini tanımlamak için çok faydalı bir sistem. Bir kişinin hareket ve yeteneklerinin veya noksanlarının boyutunu tespit edebilmemiz için bize oldukça iyi ve standart bir metodoloji sağlıyor. Şimdi buna bir virgül koyalım ve az önce bahsettiğim hasar bırakıcı olaylara dönelim. Gelişim sırasında hareket merkezlerine zarar veren ve serebral palsiye neden olan olaylar yani. Buraya bir spektrum daha çiziyoruz. Bu seferki ise nedenler spektrumu. Ve bu spektrum az öncekinden biraz farklı. Bu ucunda kalıtsal, bu ucunda da çevresel etkenler var. Kalıtsal etkenler sahip olarak doğduğumuz, doğuştan gelen şeyleri ifade ediyor. Genlerimiz ve kromozomlarımız gibi. Çevresel etkenlerse doğduktan sonra içinde bulunduğumuz ortamı, yani kişisel deneyimlerimizin tamamını ifade ediyor. Serebral palsinin nedenleri erken gelişimin farklı safhalarında ortaya çıkabiliyor. renkle kodlamak istiyorum şimdi bunları. Doğumdan önce gerçekleşen şeyleri mavi ile yazacağım. Yeşille yazdıklarımsa doğum sırasında gerçekleşen şeyler olacak. Doğumdan sonraki ilk birkaç yıl içinde gerçekleşen durumları ise bu tatlı pembe renkle yazacağım. Biz şimdi doğum öncesinde yani ana rahminde meydana gelen şeylerle başlayalım. Doğum öncesinin tıbbi adı prenatal dönem. Spektrumun kalıtsal tarafının en ucunda haliyle genetik yer alıyor. Serebral palsiye yol açan birkaç genetik neden söz konusu. Mesela anne veya baba beyindeki bu hareket merkezlerinden birine hasar veren mutasyona uğramış bir geni çocuğa aktarmış olabilir. Ama bu tip olaylar serebral palsinin nadir görülen nedenlerindendir. Serebral palsiye neden olan doğum öncesi olayların geri kalanı kalıtsal ve çevresel etkenler arasında yer alır. Bu olaylar da yine doğumdan önce gerçekleşir ama daha çok fetüsün içinde bulunduğu çevreye bağlı olarak gelişir. Doğum öncesi olaylar nedenler spektrumumuzun bu bölgesinde yer alıyor. Buradaki olaylardan ilki enfeksiyonlar. Fetüse anneden geçen yani konjenital enfeksiyonlar bunlar. Ve serebral palsiye neden olan enfeksiyonlar grubu torç enfeksiyonları olarak sınıflandırılıyor torç kısaltması, toksoplazmos, rubella, sitomegalovirüs ve herpes simplex virüsünün İngilizce baş harflerinden oluşuyor. Basit uçuk olarak da bilinen herpes simplex virüsünün iki tipi var. Tip 1 ve tip 2. Her ikisini de yazıyorum. O harfini bilerek sona bıraktım. Çünkü geri kalan her şeyi bu harf karşılıyor. Bu O'yu öteki enfeksiyonların ösü gibi düşünebilirsiniz. Evet tepesinde noktaları yok ama varmış gibi hayal etmek o kadar da zor olmasa gerek. Yani frengi gibi diğer hastalıkları bu O harfine dahilmiş gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu diğer hastalıklar bu kısaltmaya dahil olmasa da serebral palsiye yol açabiliyor. Gelelim doğum öncesi dönemde ters gidebilecek diğer şeylere. Mesela Plazenta ile ilgili sorunlar yaşanabilir. Gelişmekte olan bu fetüse baktığımızda burada plazentayı, burada da göbek bağını görüyoruz. Bu ikisi fetüsün anneden oksijen ve besince zengin kan almasını sağlayan yapılar. Bazen plazenta doğru şekilde oluşmayabilir veya gebelik sırasında zarar görebilir. Böyle bir durumda plasenta, fetüse oksijen ve besin aktarma işini düzgün şekilde yapamaz ki Fetüsün düzgün gelişimi için oksijen ve besin çok ama çok önemlidir. İşte plasental yetmezlik adını verdiğimiz bu durumda serebral palsiye yol açabilir. Doğum öncesi dönem altında inceleyebileceğimiz bir diğer olay da prematüre doğumdur. Prematüre doğum, bebeğin rahim içindeki 37 haftalık gelişimini tamamlayamadan doğmasına verilen addır karşılaştırma yapabilmek adına belirteyim. Zamanında doğan bebeklere term bebek adı verilir ve bunlar 40 hafta civarında doğan bebeklerdir. Ve prematüre doğumu nedenler spektrumuna dahil etmemizin nedeni prematüre bebeklerin beyinlerinin çok hassas ve hasara açık olmasıdır. Prematüre bebeklerin risk altında bulunduğu serebral palsiye yol açabilen özel bir beyin hasarı türü vardır. Buna periventriküler lokomalazi veya kısaca PVL adı verilir. Periventriküler sözcüğü beyin ventrikülleri çevresi anlamına geliyor. Bu yapılar beynin beslenmesinde önemli rol oynuyor. Loko sözcüğü ise beyaz anlamına geliyor. Beyindeki beyaz madde yani. Yani PVL, beyin ventriküllerinin etrafındaki beyaz maddenin hasar görmesi. PVL'li bebeklerin büyük çoğunluğunun serebral palsi geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Çünkü bu periventriküler bölgeler hareketlerimizin kontrolü üzerinde etki sahibi olan çok önemli bazı nöron yollarına ev sahipliği yapmakta. Yani prematürelik bebeği PVL riskine sokuyor, PVL de çoğu zaman serebral palsiye yol açıyor. O yüzden prematüre doğumun yanına parantez içinde PVL yazıyorum ki, Prematüreliği nedenler spektrumuna eklememizin en önemli sebeplerinden biri gözümüzün önünde olsun. Gelelim doğum sırasına yani perinatal dönemi. Doğum sırasında serebral palsiye yol açabilecek ne gibi olaylar gerçekleşebilir? Eğer anne bu torç enfeksiyonlarından birini taşıyorsa, fetüs bu enfeksiyonu gebelik sırasında kapmadıysa bile doğum sırasında yani doğum kanalından çıktığı sırada kapabilir. Dolayısıyla torç enfeksiyonlarını buraya da yazıyoruz bu kez serebral palsinin perinatal bir nedeni olarak gördüğünüz gibi yavaş yavaş spektrumun çevresel etkenler ucuna doğru yaklaşıyoruz doğumdan sonra gerçekleşen çevresel etkenler bölgesine doğru gidiyoruz buraya yazabileceğimiz ikinci perinatal olay oksijensiz kalma diğer bir adıyla doğum asfiksisi bu bebeğin nefes alma yetisini engelleyen bir durum ortaya çıktığında gerçekleşir Mesela göbek bağı doğum sırasında bebeğin boynuna dolanırsa doğum asfiksisi gelişebilir. Önceden serebral palsinin tek nedeninin doğum sırasında göbek bağı dolanması gibi komplikasyonlar sonucu gelişen oksijen yetmezliği olduğunu sanıyorduk. Oysa şimdi serebral palsi vakalarının çok küçük bir kısmına bu tür olayların neden olduğunu biliyoruz. Hatta oran %10'un altında. Serebral palsiye yol açan tersliklerin büyük çoğunluğu doğum öncesi yani prenatal dönemde meydana geliyor. Evet şimdi de gelelim doğum sonrası yani postnatal dönemde gerçekleşebilecek durumlara. Unutmayın burada doğumdan sonraki ilk birkaç yıllık dönemden söz ediyoruz. Artık nedenler spektrumumuzun çevresel etkenler ucuna geçebiliriz. Bu dönemde Kafa travması gibi etkenler söz konusu olabilir. Çocuklar sıkça düşüp kalkarlar ama burada daha ciddi travmalardan bahsediyoruz. Mesela bebeğin beyni bir trafik kazası sonucu zarar görmüş veya boğulma benzeri bir deneyim yüzünden oksijensiz kalarak hasara uğramış olabilir. Çünkü unutmayın, beyin dokularımız sağlam ve sağlıklı kalmak için sürekli oksijene ihtiyaç duyuyor. Bunu belirtmişken İnmeyi de bir neden olarak sayabiliriz. Çünkü inme de beyne giden oksijen akışını azaltarak gelişmekte olan hareket merkezlerine zarar verebilir. Aha, burada çok önemli bir noktadan söz etmek istiyorum. İnme sadece yaşlı insanların başına gelmez. Çocuklarda da olabilir ve serebral palsiye yol açabilir. Son olarak da enfeksiyonlar diyelim. Ve doğum sonrasında serebral palsiye yol açabilen en önemli enfeksiyon bir torç enfeksiyonu değil. Bakteriyel menenjit. Beynimizin ve omuriliğimizin etrafındaki koruyucu kılıflar olan meningslerin enfekte olmasına menenjit deniyor. Menenjitte beynin bu kısımlarında çok büyük bir enflamatuar reaksiyon gerçekleşir. Çünkü bağışıklık sistemi ile menenjite yol açan bakteriler arasında bir savaş sürmektedir. Ve daha önce bir savaş filmi izlediyseniz veya tarih dersi aldıysanız, savaş bittikten sonra hatta devam ederken savaş alanının ne hale geldiğini gözünüzde canlandırabilirsiniz ortaya çok büyük bir hasar çıkar ve ne yazık ki menenjitte savaş alanı bizim beynimiz oluyor haliyle beynimiz çok büyük hasar görebiliyor ve bu savaş beynin hareket bölgeleri civarında gerçekleşirse sonuç serebral palsi olabiliyor ee, son olarak da bir şey netleştirmek istiyorum. Bu hasar verici olaylar serebral palsiye neden olabilir, ama her zaman neden olur diye bir kaide yok. Yani bir çocuğun başına bu olaylardan biri geldiğinde o çocuğun serebral palsi geliştirmesini beklemek yanlış olur. Umarız ki serebral palsi ortaya çıkmaz. Bu sonuca da sıkça rastlanmaktadır.